Hadi hızlı bir şekilde devam edelim efendim CNN Türk Masası programına. Değerli izleyenler şimdi Amerikan Başkanı Joe Biden Suriye kaynaklı Amerikan ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik alışılmadık ve olağanüstü tehditle başa çıkmak için ilan edilen ulusal acil durum halinin uzatılmasına karar vermişti. Biden özellikle Türk hükümetinin Suriye'nin kuzey doğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini DAEŞ'le mücadeleyi zayıflattığını savunarak Suriye içindeki ve Suriye'yi ilgilendiren mevcut durumun Amerika'nın ulusal güvenliği ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini ileri sürdü. Bu açıklamalara da e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan e, sert bir şekilde cevap vererek şöyle söyledi. Biden'ın Suriye yaklaşımını biz de kendileri için ifade ediyoruz yani Amerika'nın, PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir e, ifadesini kullandı. E, Özay Bey ne dersiniz? E, Erdoğan ne diyor? Suriye'de asıl tehdit sizsiniz mi demek istiyor? Türkiye'nin Suriye harekatları Biden'ı neden rahatsız ediyor? Valla e, şöyle söyleyeyim aslında rahatsız olan Biden değildir. E, Rahatsız olan Pentagon'dur. Rahatsız olan Amerikan Dışişleri Bakanlığı'dır. Bir kere önce onun adını koymak lazım. İki, şu haritaya baktığımız zaman bile gördüğümüz bir tane tablo var. Önüm arkam sağım solum Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye ile korkutarak Yunanistan'ı gizli şekilde işgal etti. Bulgaristan'a geldi, Romanya'ya da geldi. Rusya, Karadeniz filosu bilmem ne adıyla geldi çöktü. Kıbrıs Rum kesimine hem silah satıyor hem Buyurun e, bize gösterir misiniz? Öz abi. Olur. Şimdi Eyvah sopa. Bu sopayı alınca böyle bizim şey hani şuraları buraları alıyoruz deniyor ama öyle bir şey demeyin. Mesut gibi. hocam sizi istemiştiniz bu ortayı konuşacağız. Buyurun. Buradaki üst soğudu üstü girit. Hı. Şimdi burada birçok şey oluyor. Yunanistan'daki üstleri Bulgaristan üzerine çık, Romanya var. Güney Kıbrıs Rum yönetimi bir buradaki bir deniz üssünü kullanıyor. İki, şurada Andreas Papandreou havalimanı vardır. Askeri <laughs> havalimanı burayı kullanıyor. Bitmedi. Suriye'de var. Irak'ta var. Ürdün'de var. Suudi Arabistan'da hala var. Her tarafta var. Şimdi tehdit ne? En uzun sınırını koruyan Türkiye. Türkiye sınırını kime karşı koruyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin kurmaya çalıştığı PKK devletine karşı. IŞİD'le mücadele, IŞİD'le son dönem yapılan hava kuvvetleri haricinde kaç tane mücadelesi var Amerika Birleşik Devletleri'nin? Bir cephe hattı mücadelesi, bir şehir savaşı falan kalmadı. Zaten IŞİD'le anlaşarak birçok yerde PKK'nın Suriye koluna teslim ettiler. Ama Amerika neden rahatsız anlatayım. Mesela Bafıl Talabani'den verdikleri terör helikopterlerinin nereye gittiğini Türkiye çok iyi takip ediyordu. O düşen helikopter var ya, onu Türkiye çok iyi takip ediyordu. Süleymaniye'ye Buffalo Talabani ile Mazlum Abdi Birleşik Arap Emirlikleri'nde temas şansı arayıp geldikten sonra Süleymaniye'de konvoylarının yanına düşen roketten dolayı Amerika Birleşik Devletleri çok rahatsız. Burada 950 askeri Türkiye terör operasyonu yaparken sığınaktan çıkamadığı için Amerika Birleşik Devletleri çok rahatsız. Dolayısıyla kim kimin ulusal güvenliğini tehdit ediyor. Buradan 13 bin kilometre öteyi mi biz tehdit ediyoruz yoksa burnumun dibinden Amerika Birleşik Devletleri mi beni tehdit ediyor soru çok net bir kez daha hatırlatayım Kabil'den kalkan son uçak insanların tekerleklerine sarıldığı son uçak evet. o uçak bir gün Suriye'den de kalkacak hmm. PKK Amerika Birleşik Devletleri'nin bir gün onu bırakacağını çok iyi bildiği için Kandil'den bu yaz iki kere açıklama yaptı. Aman Esad ne olur bizimle iletişim kur diye. Ama Türkiye burada oyunu bir kere bozdu harekatlarıyla. Şimdi aralıksız operasyon yapıyor. İran içinde 240 kilometre derinlikte çalışıyor şu anda Türkiye. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri Hamili İstihbarat Teşkilatı. Dolayısıyla Biden'ın söylediği kendi fikri değildir. Çok net Biden'ın seçim, İsrail krizi... Bakın çok önemli bir şey oldu. Ukrayna'nın karşı saldırısı durdu. Dün itibariyle Rusya karşı saldırı başlattı. Çok yoğun çatışmalar var o cephede. Biden'ın buralara falan bakacak hali de yok, mecali de yok. Biden'ın eline Pentagon veriyor onu. Onlar da bunu okuyorlar. Şimdi meselenin adını koyalım. Burada ne yaptı? Kıbrıs Rum yönetiminin elinde eski Rus yapımı ve Fransız marka silahlar vardı. Ambargoyu kaldırdı. Onlara hem silah satıyor hem eğitim veriyor. Hava üstü ve deniz üstü aldı. Burada kimin avantajı vardır en çok? İngiltere'nin 3 tane üstü var çünkü. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri buraya geldi. Burada kim başka dolaşıyor çöpçü balığı gibi? Fransa. Yani Charles de Gaulle uçak gemisi durmadan bu hatta gelir. Ayrı bir üst istiyorlar verirler vermezler bilmiyorum. Ama hikayenin özeti şu. Sen kuşatmaya mı çalıştın kardeşim? Al burada yapamadın. Hı hı. O devlet şeyi yapamadın. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişki yumuşadıkça, çok net söyleyeyim, o ilişki yumuşadıkça Yunanlılar Amerikalıları bir gün kovalayacaklar. Çünkü 67 ile 74 arasındaki Albaylar Cuntasının o iğrenç faşizminden sonuna kadar Amerika sorumludur ve Yunan halkı bunu unutmaz. Yunan halkını Türkiye ile korkuttular. Kim aracılık etti fetöcülere aracılık etti? Nasıl oldu? Ankara'da Kozmik Oda'dan aldıkları Türkiye'nin planlarını Yunan medyasına servis ederek Yunanistan'ı sindirdiler. Ama oradan da gidecekler. Çünkü güç batıdan doğuya geçiyor. Çünkü Amerika kendi altyapısını yenilemeye bir trilyon dolar bulamazken yıllardır Suudi Arabistan 2032'ye kadar turizm ülkesi olmak için 3.3 trilyon dolar harcayacak. Çünkü Amerikan doları Hindistan'la Birleşik Arap Emirlikleri dediler ki aramızdaki ticaretten doları kaldıralım. Çin'le Rusya bir şekilde yakınlaşıyor. İlk defa Artık denizinden ulaşım sağlandı. Dolayısıyla Amerika direnecek, elbette direnecek. Dünya liderliğini, dünya jandarmalığını bir anda bırakmak istemeyecek. Ama Amerika nedir sorusunun cevabı az önce konuştuğumuz Hüseyin Huffington Post'taki talimattır. Ne diyor? Sükuneti sağlamaktan, ateş kesmek, <laughs> ateş kesmekten bahsetmeyin. Bahsetmeyin diyor. Daha ne desin. Amerika kanla bu kadar yapabildi. Hı hı. Tekrar ediyorum. Türkiye şunu demiyor Amerika'ya. Kardeşim defol git. Ben artık Batı'nın parçası değilim demiyor. Türkiye benle diyor ki ben senin menfaatin için Türkiye'nin zararına olacak bir şeye evet demeyeceğim. Eşit ilişki kuracaksak gerçek bir müttefik gibi davran. Davranamıyorsan ben sana rağmen gereğini evet. yaparım diyor. İşin özeti bu. Peki Yunus sana da sorayım ben aynı soruyu. Türkiye'nin Suriye harekatları Biden'ı neden rahatsız ediyor? Resmi açıklamaya bakarsak yine ABD işi öne sürüyor. IŞİD'le mücadelemizi baltalıyor diyor. IŞİD'le mücadeleyi baltaladığı için bölgesel huzuru kaçırdığını söylüyor. Ancak tabii burada şunu da söylemek lazım. ABD yıllardır. Özellikle Obama yönetiminde başlayan o politika ile birlikte YPG, PKK terör örgütüne çok fazla yatırım yaptı. Bunun belki biz milyarlarca dolar olduğunu bile söyleyebiliriz. Binlerce tır gitti oraya, on binlerce ton silah, mühimmat yardımı gitti. Ve şu an Türkiye'nin o bölgede yaptığı ilk önce tabii Afrin'den süpürüldüler. Daha sonra Rasulayn bölgesinden süpürüldüler. Bunlar ABD'nin ulusal çıkarlarına birebir zıt. Yani taban tabana zıt ancak Türkiye bunu kendi ulusal çıkarları için, kendi bekası için gerçekleştirdi. Ve bunlara da aslında çok net, çok sert tepkiyle e, çıkmışlardı. Türkiye'yi çok eleştirmişlerdi. Trump döneminde daha özellikle eski başkan Trump ya YPG'nin e, e, Türkiye'nin hava kuvvetlerine karşı hiçbir şansı yok oradan çıkın dedi. E, zaten Türklerle Kürtler binlerce yıldır orada savaşıyor biz bırakalım bize ne? biz petrolü zaten kontrol altında altın aldık niye karışıyoruz buna dediğinde adeta hem siyasette hem medyada hem de düşünce kuruluşlarında şeytanlaştırıldı ve sen bizim en büyük partnerimizi en büyük ortağımızı Türklere karşı yalnız bırakıyorsun diye bir kampanya başlatılmıştı. Bizim Barış Pınarı harekatımızı da hatırlarsak hep beraber. Ondan dolayı şunu net olarak söyleyebiliriz Fulya Kalfa. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda YPG PKK unsurlarına yaptığı her operasyon, her hava operasyonu ABD'nin ulusal güvenliklerine aykırı ve taban tabana zıt. Çünkü şu an orada terör örgütüyle bir ortaklıkları var ve yıllardır devam ediyor. Çok büyük bir yatırım yaptılar.